Herkese kocaman merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Yüzüm şiş. PRP ve mezoterapi yaptırıyorum arkadaşlar. PRP niye yaptırıyorum? Cildimdeki lekeler için. Mezoyu da gençleştirmek için yaptırıyorum. Dış ses de yaptırdı. Yani böyle söylemesen olmaz değil mi? Niye saklı mısın? Yaşını göstermiyorsun bir kere. Hani buradan belli, anladın mı? Evet, doğru söylüyorsun. Ne yaptırdın? Ben de senin söylediklerin aynısını yaptırdım. Bayağı aydınlanmışsın. Teşekkürler. Birkaç kişi bana Banu Parlak göndermiş. Dilan'ın bir tane görüntüsü var. O görüntüyü hiç görmedim bir yerde. Komiserim diyor. Komiser de yürü diyor buna. Ondan sonra baktım Banu da şey yapıyor. Dalga geçiyor bunu. Zaten birazdan konumuz da var. Niye burada anlatıyorsam. Neyse, orada bir sinirlendim. Şimdi çekime başlamadım. Önce tövbe nasıl bir manifestemişse kız. Havalimanında gözaltına alınmış. Haberi şimdi girdim geldim buraya oturdum arkadaşlar. Zaten birini eleştirdiğin zaman veya birini kınadığın zaman onun karmasını oluşturuyorsun. Ve dönüyor dolaşıyor, gün geliyor seni buluyor. Bunları yaptığı zaman herkes içinden acaba senin de başına gelirse seni de görürüm düşünenlerin yüzünden mi? İşte onu anlayamıyorum. Enerji. Yani bu sadece o karma mı yoksa sadece bunu görüp de kızanlardan dolayı mı yaşadı? Onu paylaştığı zaman ne yükledik biz ona? Ne yükledik? Dedik ki inşallah bunu sen de yaşarsın bir gün. Neden gülüyorsun? O da bir anne. Onun da evlatları şu an evde üzgün. Kendine şu an kötü bir enerji gönderdi. Bütün kötü oklar ona doğru gitti. Yani arkadaşlar bir aydır öyle bir süreç yaşıyoruz ki gerçekten bakın halime. Bakımsızlıktan geberiyorum. Saçımın dibi, ojelerim yok. İnanın DM okumaktan, haber takip etmekten, YouTube'daki gazetecileri, yorumcuları dinlemekten vakit ayıramaz. Üst baş alamıyorum kendimi. Hayatımıza bu süreçte de yeni isimler girdi. Mesela bir Emrullah girdi hayatımıza. Murat Arel girdi. Teyze Altun girdi. Delilerin delisi hiç durmuyor. Tweetler atıyor. Yani kalabalık bir ekip. Doğru muyum? Seyhanlar ayrı bir yerde sohbet ediyor. Takipçilerim sağ olsun. Her zaman olduğu gibi. Zaten siz olmasanız ben bu işi inanın yapamam. Nasıl yetişeceğiz ya? Aynen öyle. Öyle. Tabii arkadaşlar ne güzel ama bu süreçte. Beraber gelişiyoruz. Ben sizden çok şey öğreniyorum. Siz benden çok şey öğreniyorsunuz. Bir yanlış bir haber girdiysem de sizden gelen bir bilgiyle oldu bu. Doğru haber girdiysem de yine sizden gelen bilgiler sayesinde doğru haberleri girdim. Biz bir ekibiz. Batarsak da beraber, çıkarsak da beraber. Neler konuştuk neler. Neler de konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de konuşmaya devam ediyoruz. Ve ne diyoruz? Ne diyoruz? Herkes yerini aldıysa ve kamerelerimiz yapıldıysa video başlasın. Dilan Polat'tan başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü ha tutuklandı, ha tutuklanacak, ha öyle oldu derken en sonunda Dilan Polat'ı ve ailesini ekranlarda kelepçeli gördük. İşte bir manifestado bu galiba. Yani hani hep canlandırdık gözümüzde. Çünkü herkes her şey konuşuyor ya. Ne olacak acaba? Ne zaman tutuklanacaklar? Bu kadar masak devreye girdi. Dilan bile gözaltına alınmadan önceki akşam neredi? Artık dayanamıyorum. Hatta herkes yeni fotoğrafı diye paylaşırken bir takipçim dedi ki Yağmurcuğum bu eski fotoğrafı. Daha önce de paylaşmış. Ama ekstradan ne vardı orada işte acıklı bir şarkı eklemişti. Ve sonrasında da çalışanlarıyla helalleşmişti. Aynı zamanda Engin Polat da Twitter'da yazılar yazıyordu. Biraz tehditkar tweetleri vardı. O gecesinde işte saat 1.30'da evlerine operasyon düzenlendi. Şimdi Dilan'ın o görüntüsünü bir izleyelim biz de beraber. Önce Sıla'yı gördük. Sıla'ya soruluyor. Bir şey söylemek ister misiniz diye ifade vereceğiz ve gideceğiz diyor. Şimdi Sıla'nın tabii ki bu tavrı bir şaşırttı herkes. Dediler ki hani niye böyle rahat Yağmurcuğum? Bir şey soracağım burada. Hani bu rahatlık nereden geliyor gibi? Ama orada da biliyorsun bak Engin'e bakıyor. Geliyorlar mı diye. Sonra bir patlama yaşıyor. Komiklik patlaması. Gülüyor. Zaten tutmaya çalışıyor ama evet. Fire veriyor. Sonra da... O sinirden de olabilir. Olabilir. Sinirin boşalması da olabilir. Olabilir. Çünkü evde hep beraber bekliyorlardı bu anı. Ama şöyle bir şey söyleyebilir miyim burada girip? Sesinin iddiası da onların Sapanca'ya gittiğini. Evet. Sapanca dönüşü. Sabah saatlerinde. Yok gece. Yok gece gidip sabah saat çocuklar okula gitmeden dönüyorlarmış. Öyle mi? Baskın çünkü gece olacağı için yani gece olur falan diye o ana denk gelmek istemiyorlarmış ki biz savcıya gidelim kendimiz ifademizi verelim. Hani kendimiz teslim olalım ya da gibilerinden. Hmm. Kelepçeli görüntülenmemek için. Sisi tarafından yine muhtemelen söylenildiği için ya da belki de bilmiyoruz savcılar ihbar gittiği için bir şekilde demişler ki kaçma durumları var. Kaçma ihtimali. Evet kaçma ihtimalleri var. Bu şu an tehlike arz ediyor.
onların bu süreçleri ve hemen getirin. O yüzden de polislere renkli zarflarda, yani zarflar veriliyor işte sarı, pembe, bilmiyorum tam renklerini. Polat ailesine içeriden bir bilgi sızmasın diye kimin hangi memurun hangi şekilde hangisini alacağını, hangi saatte alacağını açtıklarını gördüler işte memurlar da. Ona doğru hedef aldılar. Onlar da çok dikkatli davranmışlar. Öyle davranmışlar ki yani polislere 2 saat öncesine kadar herhangi bir gözaltı veya bir baskın yapacağı bilgisi gelmemiş. Evet, Dira'nın görüntüsüne bakalım şimdi. Donuk ifadesi tabii birazcık üzüyor insanı ya. Yani gerçekten hiçbir kadın, yani hiçbir kadına kelepçe takılmamalı. Ama işte maalesef düşüneceksin. Yani bir şey yaparken sonunun sana ne getireceğini, en kötü ben neyle karşılaşabilirim diye düşüneceksin. Düşünmelisin ya, düşünmelisin. Senin 2 tane evladın var. Bak, maddi imkanın neyse onu o kadına verebilirsin. Bazen sevgini de veremiyorsun çalıştığın için ama elinden geleni yapacaksın evlatların için. Yapamıyorsan da en azından sonunu düşüneceksin yani. Çünkü bak biliyorsunuz annesini çok genç yaşta kaybetti. Ve çok genç yaşta kaybettiği için de travmatik durumlara maruz kaldı. Annesiz büyüdüğün için evlatlarına daha sıkı sıkı sarılması lazım. Hani ben annesiz büyüdüm ama benim evlatlarım annesiz kalmasın demesi lazım. Yani tabii ki o da bir anne, bunu düşünüyor. Tartışmaya kapalı. Düşünecekti ya Dilan gerçekten. O arabaları alıp gösterirken, kafasına dolarlar takarken, yani ne bileyim helikopterle gezerken, işte bu villayı sana aldık, şu villayı sana aldık. En son uçak kiralaması. Bunun sonu nereye gidebilir? Yani bu hayat daha nereye kadar gidebilirdi. Escobar'ı bitirmişler bu dünyada. Hatta bak Engin'in bir tane storiesi var. Yani inanamıyorum. Ne kadar profesyonel dolandırıcılar. Hayretle izliyorum bakışı. Zamanında kendi atmış. 18 Kasım 2022. Kendinden mi bahsettiği diziden bir replik mi aldı? Enteresan. Gördüm ya. O an ne hissettiğimi aktarıyorum size. Dedim ki yani bunu düşünecektin arkadaşım ya. Bunları düşünecektin. Kimse sonunu düşünmez ki. Yapacağı işte. Sen nasıl sonunu düşünmez ya? Ya nereye kadar gizli kapaklı kalabilir? Kalabilir. Bu dünyada neler var işte görüyoruz, izliyoruz, izliyoruz. Ne lakası de paperler var. Ama sen ortaya çıkartırsan göze batarsın. Yağmurcuğum, illegal yapılan 10 tane şeyde birisinde yakalanırız. Tamam işte onu söylüyorum. İllegal hayatlar, nasıl illegal yakalanırsın? Yaşamlar, illegal kendine hayatlar. Kendine verirsen yakalanırsın. Hayır, illegal hayatlar, bunu kaçakçılık olabilirsin, bunu başka büyük şeyler yapabilirsin, büyük büyük şeyler düşünebilirsin, anladın mı? Uçakla kokainler, eroinler getirtebilirsin ama bu işlerde 10 yaparsın birisinde gidersin. Bu işe ayağını sokmuşsan çıkamazsın. Onu diyorum sana işte. Ben de onu diyorum işte, düşünecektin. Yani, evet. Yanlış bir şey yapıyorsam sonunu planlarım. Ya derim ki bu parayı şu rakama getirene kadar devam, şu çizgiye geldiğimde kaçarım. Bunu yapan insanlar onu düşünen insanlar değil. Bak kaçtı işte. Daha fazlasını istiyor. Hep daha fazlasını ister. Kaçtı şimdiki Portekiz'e Talu ailesi. Evet. Tamam yakalım, onlar da bir gün patlayacak. Tamam, bir gün patlayacak. Evet, diyor. Allah kimse düşürmesin bu işlere. Yani, öyle ki. Ama bu işi gerçekten ticaret olarak yapan var ama bir de bu insanlar zaten gözü kara para ne ticareti var? Gözü görmüyor Yağmur, daha fazla istiyor. Zaten bu iş böyledir ya, doyumsuzluk devreye giriyor ya işte burada. Neyse, devam ediyoruz. Gözaltına alındıkları anlarda bazı görüntüler servis edildi sosyal medyaya. Bir tane görüntüde Engin bacak bacak üstüne atıyor ve bir polis memuru gelip indir bacağını diyor Engin'e. Engin de pardon deyip bacağını indiriyor ama tabii orada şöyle bir korku dolu mu, biraz şoke bakışlar şöyle bir gidiyor. Hani kimse kimseye kötü davranılsın istemez ama o da sana diyor ki devletin öndesin, ayağını indir. İçeriden yine bilgiler sohbet odalarına gelmeye devam ediyor ve dediler ki yine geçen akşam Dilan gözaltı kremi istemiş arkadaşlar. Bu da enteresan, hatta takviye haplarını istemiş cildim burada bozulmaya başladı diye. Şimdi bu bayağı bir yine tartışma konusu oldu. Nasıl yani ya, sen burada bu kadar olay var, çocukların orada seni bekliyor. Sen hala gözaltı kremi derdinde misin? Kızanlar oldu. Haklılar. Ama biri dedi ki yüzüne istediği krem şifreydi. O şifreyi alan gizli tanık mesajı aldı. Ve önceden konuşulduğu gibi planı uygulayacak. Bu da dosyanın seyrini değiştirecek iddiasıydı. Artık sohbet odasında mı konuşuldu yine bu konu? Diyorum ya, her yerde o kadar çok bu konu konuşuluyor ki. Hem YouTube'dan takip ediyoruz, hem Twitter'dan. Kim söyledi bilmiyorum ama biri demiş ki yüzüne istediği krem şifreydi. O şifreyi alan gizli tanık mesajı aldı. Biliyorsunuz bir gizli tanık ortaya çıktı bu süreçte. Ama bu mantıklı bir şey, biliyor musun? Bana da mantıklı geldi işte. Yani şöyle, yani yanlış anlama, bunlar 20 gündür 30 gündür evde. Çekirdek çıtlatmıyorlar yani. Herhalde canım.
başına gelebilecekleri avukatlarla vesairelerle herkesle bütün konuşuyorlar. Bütün planlar diyorum ya, La Casa de Papel, A planı, B planı, C planı diye illaki. Bu illaki yani. İllaki. Sen de yapılmıştır. Yani doğru yalan bilemem ama bir yol çiziyorsundur, bir harita oluşturuyorsundur. Çocuk değil ki bu işleri yapanlar, seni beni susuz götürür. Dilan gözaltı krimini istedikten sonra gizli tanık ortaya çıktı. Yani öyle söyleniyor. Bu benim iddiam değil arkadaşlar. Gizli tanık ifadenin seyrini bayağı değiştireceği konuşuluyor. Dilan'la Engin'i daha sonlara bırakıyorlarmış. Ne kadar yorgun ve bitik olurlarsa o kadar ifade karşısında çabuk tükenip doğruyu söylerler diye çapraz sorguları biliyoruz. Hep kriminal olaylarda gördük. Hatta Netflix'te çok güzel bir kriminal dizisi vardı. Türkçe mi söylesek bu, İngilizce mi söylesek? Kriminal diyen de var ya. Doğrusu mu? Kriminal. Criminal. Criminal. Bir değişik söylüyorsun ki kolej mezunusun. Gel gör ki İngilizce unuttun. Yani unuttum derken evet, gramer eksikliğim, biraz telaffuzlar falan olabilir. Kullanmıyor yani. Kullanmıyor. Pekiştirmen lazım. İngilizceyi özellikle vurguladım. Çünkü kış aylarına doğru geldik. Eğitim sezonu başladı. Kendine yatırım yapma zamanıdır kış ayları, biliyorsunuz. Çünkü yazın hepimiz geziyoruz, dolaşıyoruz, eğleniyoruz. Ben bile yazın video çekmeni düşünün yani. Böyle 1,5 ay off yaptım. Şimdi artık kendimize yatırım yapma zamanı. O yüzden size uzun zamandır beklediğiniz Cambly kodunu getirdim. Burada tekrardan kodu hatırlatmak zorundayım. Çünkü buradakilerin çoğu biliyorsunuz Instagram kullanmıyor arkadaşlar. Evet, beklenen kod daha da güzel geldi. 12 aya özel 160'lık büyük bir indirim gerçekleştirdiler. 160'lık indirimi son kez yapıyorlar arkadaşlar. 299 TL'ye geliyor. O yüzden bunu kaçırmanızı istemiyorum. Tanıyanlar zaten biliyor ama tanımayanlar için de Cambly'nin en büyük özelliklerinden biri de ana dili İngilizce olan eğitim. Öğretmenlerle görüşüyorsun. Şöyle bir şey vardır ya her zaman. İngilizceyi yurt dışına daha iyi öğrenirsin. Neden? Çünkü İngilizceye maruz kalıyorsun. Bilmesen de kulak artık aşina oluyor. Dil ister istemez buna alışıyor. Cambly'de de böyle bir olanağın var işte. Hocayla ayırdığın vakit doğrultusunda. İster ders konuş, ister günlük konuş, istersen iş üzerine, kariyer üzerine konuş. Ders programını kendine göre belirle. İstediğin hocayla, istediğin saatte, istediğin yerden, yeter ki wifi olsun tabii ki, onunla İngilizceni ilerlet, geliştir. Eğer biliyorsan da unutmadığı ses gibi. Seni bugün harcadım. Seni bugün harcadım, kusura bakma. Ben de unutuyorum bu arada tekrar etmezsem. Tekrar etmemizde tabii ki fayda var. Bunu da İngilizceyi ana dili gibi konuşan hocalarla yaptığın zaman tadından yenmiyor tabii ki arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarınla her zaman bunu yapacak ortam bulamıyorsun. Veya şu an bir ortamda konuşursam acaba doğru telaffuz edebilir miyim diye Çekingen oluyorsun. Evet, çekingen oluyorsun. Endişe yaşıyorsun. Ama hocayla birebir kimse yokken yaptığın zaman daha keyifli oluyor. Kendini daha iyi hissediyorsun. Yanlış, doğru, korkmadan orada fikrini söylüyorsun. Zaten İngilizce böyle öğreniyorsun. Cambly sana kendin olman için, kariyerini ilerletmen için veya istediğin hayatı yaşayabilmen için sana yardımcı olan bir uygulama. Dediğim gibi arkadaşlar, Cambly'de yılın en büyük indirimi var ve hayallerine ulaşman için şu an en doğru adım. Mesela geçen gün bir tane takipçim, Yağmurcum dedi, İngilizce mülakatım var. Yayıncı kendisi bir dergide ve İngilizce bir makale başlık sunacak. Cambly ile hazırlandım dedi. Bazı kalıplar var. Mesela biz onu çok daha başka yorumluyoruz. O çok daha başka bir anlama geliyor. Bir iki kalıp da öğretmiş. O kadar diyor faydasını gördüm ki hani daha böyle havalı oldum. Hani günlük rutin konuştuğumuz İngilizceden ziyade daha böyle havalı oldum dedi. O kadar mutlu oldum ki, gerçekten çok mutlu oldum. Her anlamda faydalı olmak kendimi bana iyi hissettiriyor. Şöyle bir şey de var Cambly'de. Diyebilirsin ki İngilizcem çok iyi ve benim hocayla bir bir görüşmeme gerek yok. Bu sefer Cambly'den yararlanabileceğim başka kaynaklar da var. Bunlardan biri yapay zeka. Yapay zekayı zaten şu an artık hepimiz günlük yaşantımızda da kullanmaya başladık. Keza ben çok kullanıyorum. Yapay zeka alanından da faydalanabilirsin Cambly'de. Seviye testleri var. İngilizceni kontrol edebilirsin. Ne duruma geldim veya ne seviyedeyim diye. Oradaki ücretsiz testlere girebilirsin. Ve daha bir sürü kaynak var takip edebileceğin, kendini geliştirebileceğin. Yani Cambly'yi her açıdan değerlendirebilirsin. Sana vereceğim kodla, yani 60 çevik koduyla Cambly'yi indirdiğin zaman 12 aylık üyeliğin 160'lık büyük bir indirimle geliyor. Açıklamaya da zaten bağlantı linkini bırakıyorum. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Dilanları sona bırakıyorlarmış ki ne kadar yorgun olurlarsa, hatta gece 1.30'da baskın yapmaların diğer sebebi de buymuş. Gece alalım ki uykusuz, yorgun, bitik yakalayalım. Ne kadar çabuk çözülürlerse o kadar bizim için hızlı ilerler bu süreç. Ben bir şey soracağım, söyleyeceğim daha doğrusu. Mesela bu süreçte demin ayağını indirme sahnesi var ya. Evet. Ya buna zaten geleceğiz ama medya olsun, bizler olsun vesaire, her zaman biz emniyete bunu sorduk. Niye alamıyorlar, niye alamıyorlar? Haberler yapıldı, acaba niye alamıyorlar diye. Emniyet de bu konuda gerçekten ince davranmış olabilir. Çünkü bakma, niye almıyorsunuz, niye kayırıyorsunuz diye.
yürüyenler falan vardı. Çok fazlaydı. Hatta basın olarak büyük haber kanalları, bakanlara, valilere, emniyet müdürlerine bu sorular soruldu. Tabii bu süreçte gizli tanığı herkes çok merak ediyor. Dünden beri bak inanın size diyemiyorum. Patlamış vaziyette. Ben de kaşınıyorum. Bazen böyle çok söyleniyorum. Ya genel haberleri göremiyorum diyorum. Şule demelerinden, şoför Ahmet demelerinden. Bir şey söyleyeceğim. Bu gizli tanığa takılmayın. Ama gizli yani. Dünden Insta hesabından da söyledim. Ama gizli olan her şey gizli, çok merak gizli. Edilir. Ama bu başka bir şey. Bu kim o hain? Bu adliye süreci. Adliye kim o hain? Adliye bir olay ve burada gerçekten evet. Önemli şeyler var. Bilemeyiz yakın artık. Yakın ya ortaklarından ya da evde çalışanlarından biri. Ki korkmuş da olabilir. Her şeyi bilen bir adam da olabilir. Ya da dediğin gibi yani. Kendi yanacaktı. Ona dediler ki suç indirimin olacak. İtirafçı olursan. O yüzden belki böyle bir şey. Belki devletin çok seviyor ve yardım etmek istiyor. Gazeteciler öğrenirse belki iddialar gelir onlara. Biz de onlardan aldığımız bilgilerle veya gizli bana gelirse söyleriz. Ne? Gizli tanı öğrenemezsiniz. Delilerin delisi Muhammed Yakup diyor ki Dilan Polat, Engin Polat şu an en güvenli yerdeler. Eğer gözaltına alınmasaydılar kaza süsü ile infaz edileceklerdi. Biliyorsunuz zaten bu tweet trend topic oldu. Yani diyor ki gözaltında olmaları şu an onlar için en doğrusu. Yoksa dışarıda zaten infaz edileceklerdi. Bunu da eşkıya dünyadan çok alışık olduğumuz trafik kazası süsü ile gerçekleştireceklerdi. Bu onun iddiası. İddiaları değerlendiriyoruz. İddialar üzerine sesi düşünüyoruz yani arkadaşlar. Hemen hemen şunu mu diyor? Dilan'la Engin ve ailesi bir piyon. Bunun yönetenler başka. Başkaların evet. Paraları zaten bunlar. Onların öyle parası yok. Sussun diye veya konuşmasın diye. Ya, ay, onlar ortaya çıkmasın diye evet. Bu ikisini kökten onların tabiriyle ortadan kaldırırsa bizde bir şey olmaz herhalde. Buradan bunu anlıyoruz. Evet. Neden infaz edilsin? Ama bu iddia. Ama bu iddia tabii evet. Ki. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Dilanlar içerideyken bu sefer Dilanların 24 aracına el konuldu. Ama 13'ü Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde sergileniyor biliyorsunuz. Hatta sinevizyonla alınma görüntüleri arkada verilirken önde de araçlar böyle sanki Emniyet Müdürlüğü değil şey gibiydi, galeri gibiydi. Böyle kırmızı Ferrari, Mercedes'ci, Range Rover. Mesela bir türevi Özlem Öz. Şu an Dilan'ı hiç aratmıyor. Hiç Dilan'ı aratmıyor. Ona da birazdan geleceğiz. Ama Dilan bunun başlangıçlarından biri olduğu için hatta pardon Nesim Güngör müydü? Güngör başlangıcı bunun ama Dilan hepsinden daha fazla hızlı zenginleştiği için Dilan hepsini o kırmızı Ferrari'si gibi solladı geçti. Bir dakika solladı geçti derken nasıl solladığını geçtiğini gördük yani. Tamam işte illegal yöntemlerle evet. Diğerlerinden hızla büyüdü. Kırmızı Ferrari hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu haberi ilk ben vermiştim. Biri demişti ki Yağmurcuğum Engin Dilan'a Ferrari aldı. İstersen söyle istersen de söyleme. Ben de demiştim ki hani söylerim ne olacak Dilan'da çok araba var zaten. Bir ay önce zaten G almıştı. Hayırlı olsun demiştim ben de o zaman. Kazası belasız kullan demiştim. Kırmızı arabadan korkarım ben bu arada. Şunu da bir arada gireceğim. Baltı inançları bazen takılıyorum. Mesela benim babamın da kırmızı güzel bir arabası vardı. O dönem çok talihsiz bir kaza yaşamıştı. Aldığı sene. Çok kötü bir olaydı bizim için. Demişti ki annem o zaman aman bir daha sakın araba alama kırmızı bir araba alma demişti. Çünkü kırmızı nazar çekiyor demişti. Dediğim gibi zaten bir gün bu ortaya çıkacaktı. Ama belki işte kırmızı Ferrari'si bu olayı hızlandırmıştır. Onu demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Şanssızlık getiriyor. Gerçekten buna inanıyorum. Şöyle bir iddia var yine. Gerçi iddiam bundan çok emin değilim. Hangisi söyledi onu da hatırlamıyorum artık. Emrullah mı söyledi? Diğeri mi söyledi? Bütün arabaları topladılar ya arkadaşlar. Engin'le Dilan arabalar alınmadan önce bazı arabaları başka sokaklara park etmişler. Bizim muhabir halk biliyorsunuz hiçbir şey kaçmaz gözlerinden. Onların yardımları sayesinde, ihbarları sayesinde polis memurları gelip bakıyorlar gerçekten onların arabaları. Çünkü plakaları biliyorsunuz çok yani belliydi. Çekiciler oraya da geliyorlar. Dilan'ların evine de gidiyorlar. Bütün şubelere de gidiyorlar ve 24 tane araç toplatılıyor. Sonrasında tabii işte plakalar söküldü. Mahalle şube müdürlüğü plakaları yerleştirildi. Enteresan bir görüntü vardı. Çekiciyle Dilan'ın plakası aynıydı. Ben bu tezini çürüteceğim çünkü ben şöyle çürüteceğim yani. Çünkü bana gelen 2-3 tane yani gelişle gidişler farklıysa bilemem. Çok mu diyorsun? Evet. Gerçekten. Söyleyen birkaç kişi benim vardı. Yolda gördüğüm vardı. Başka sayfalarda gördüğüm vardı. Hiçbirinde DP plakası da yoktu ama giderken bu görüntüyü nasıl yapmışlardı? Güzel. Yani yapabilirler. Yapabilirler. Yani. Evet. Araçların toplam değeri 200 milyon değerindeymiş. Vay be. Bana şunu soranlar oldu arkadaşlar. Dediler ki hani o kadar olay oldu. Ne bileyim bir sürü cinayetler oldu ülkemizde. Katliam oldu falan. Niye böyle bir gösterim vardı diye soranlar vardı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Emniyet teşkilatımız bunu her zaman yapmıştır. Uyuşturucu ile yakalandı mı? Uyuşturucu torbalarıyla yazarlar yazılar. Mesela geçenlerde de oldu bu çok önemli. Konya'da bir video çıktı.
Ve dedi ki burası Konya, buranın bu semtine giremez dedi kimse. Sana yemin ediyorum 2 gün mehter marşıyla özel tim, emniyet Konya'da bütün sokaklara girdi ve mehter marşını çağırdı. Devlet bunu yapar. O zaman bir dakika araya gireceğim. Evet. O zaman Banu Parlak da bugün kendi ayağını mı sıktı diyoruz? Yo, Banu Parlak zaten dosyanın içindeydi. Ama tabii ki dalga geçmesi bu bir unsurdur. Böyle bir dosyada dalga geçer gibi hikayeler atması. Yani kooperatif dolandırıcılığı yaptığı bu storyden sonra mı ortaya çıktı? Ne oldu yani, ne körüklendi? Yani bence bak havalimanı orada biraz şey var. Havalimanında sorguda. Zaten alacaktım. Yavaş yavaş almaya, bugün de demin biraz önce dayısı, eniştesi falan da alınmış Dilanların. Sadece hikayeden değil yani. Belki bir ay sonra radara takılacaktı. Ama yaptıkları hareketleriyle işlerini hızlandırıyorlar. Sana mı kaldı dalga geçmek? Yani gerçekten inanamıyorum. Yani bu kadar vicdansız olmaya ben kaldıramıyorum. Biliyorum çok abutik kupitik şeyler yapıyorsunuz. Yani tamam diyoruz ya, onları öyle kabul ettik. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. 2 milyon, 3 milyon takip ediyorsa o düşün. Ben düşünmüyorum. Ben çok takip etmiyorum. Ayıptır ya. Sen de bir annesin. Onun da 2 tane çocuğu var. Yani oturmuştun, yemek yemiştin, gezdin. Ay. Aynı işi yaptın. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyoruz. Bir de devletin polisine dalga geçiyorsun. Aynen. Devletin polisini o arkadaş mı canlandırdı? Hadi ya. Buyurun hanımefendi mi dedi yani. Bir de sonradan R yapıyor. Lütfen beni sokmayın diyor. Sokmayın diyor. Ve sokmayın işte, böyle alırlar seni kardeşim. Yani bak ne konuşmuşlar dün yine sisler. Devlet sahiplensi çocukları demişler. Öyle şey olur mu? Olmaz yani öyle. Tabii ki olmaz öyle şey. Onlar sahipsiz olur değil. Yani sonuçta babaannesi var. Bilmiyoruz yani o kısımları ama. Öyle bir şey yapmış ki Engin Polat. Anneannesinin üzerine 4 tane şirket. Dayısı orada, yengesi orada. Yani kendi üzerine haricinde kim varsa yapmış. 70 yaşındaki anneanneyi bile ifadeye çağırdılar. Artık kadın kapıyı sağlık. Kapıyı kırarak çağırdılar. Yani açamadığı için. Yani kapıyı kırmışlar bir de. Evet. Sence ne olur Yağmur? Bence ne olur? Engin bunun cezasını öder. Dilan belki tutuksuz yargılanır. Bir kısım cezadan sonra olabilir. Birinin kendini yapması mı çok normal olabilir böyle bir süreçte? Bütün ailenin içeride olması mı? Çeteye girerse bütün aile girebilir. Şimdi çete olursa bütün aile içeride yatar. Lises'in çok sevdiği bir aileye geliyoruz. Onunla ilgili bir haber olsun, ilk o giriyor. Evet, Feyza Altun da kendin gibi yaptın. Şimdi diyorlar ki Gözler Özlem Özlem. Yani Özlem Özün de tabii soyadının değişmesi, ama bu soyadının değişmesini kendisi de inkar etmiyor. Dünkü hikayelerini. Evet, var. Kabul etti. Evet. Biliyorsun Doktor Öz var, Amerika'da meşhur. Evet. Bunlar da ilaç üretecekleri için DM'den aldığım bilgilere göre de bu Öz soyadının, biliyorsun Amerika'da Doktor Öz var meşhur. Evet. Kendileri de biliyorsun hap çıkardılar. Soyadını Öz yaptı diye söyleyenler var. Tamam. Bu Tayargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içine bal ürünü olan bir yaş altında çocukları öneriyor. Daha önce de sağlık beyanında 340 bin TL cezaymışlar. Ben Özlem'lerin böyle mail order falan yaptığını düşünmüyorum. En fazla vergi mergiden bir şeyler olabileceğini ya bir şey varsa söyleyeceğim. Varsa günahlarını almayalım. Bu görüntüyü buraya koymayacağım arkadaşlar. Çünkü Özlem telif atıyor. Buradan izleyin. Söyleyeyim 4 gündür 5 gündür hatta belki 10 gündür Dilan'la yarışan Özlem ne dıdısını paylaşıyor. Ne dıdısını paylaşıyor. Hiçbir şey yok. Kendinden emin bir insan bu süreçte paylaşımlarına devam eder. Hiç sorunsuzsa o kişi normal günlük yaşantısına, rutinine devam eder. Aynen öyle. Ama kendini saklıyorsa bu süreçte orada bir tuhaflık vardır. Mesela gerçi senin ciğer çıktı açıklamasını yaptı. Benimle de asla yanlışımı göremezsiniz. Görürseniz de ben kendimi Taksim Meydanı'na asacağım dedi. Mesela Kerimcan'ın doğum günü vardı. Ki ne kadar iyiler biliyorsunuz. Barıştığı günden beri hiç ayrılmıyorlar. Hatta eski günlerin acısını çıkardılar. Ama mesela bu kadar iyiyken Kerimcan'ın doğum gününe gitmesi tuhaf değil mi? Evet, niye gitmedi? İşi mi vardı acaba? Nişantaşı'ndaydı. Orada bir ev tutmuş dükkan yakın olsun diye. Bana onu bile söylediler. Onun SS'ini aldım bilmiyorum. Bakarım. Dediler ki aa bak bu kadar gösterişi seven Selin ne kadar mütevazi bir ev tutmuş. Ah. Mütevazi bir ev tutmuş. Nişantaşı'nda zaten öyle çok lüks evler var ama öyle çok lüks evde bulamazsın. Eski mimar yapılar onlar. İçleri güzel oluyor bari. Karanlıkta çekmişti. Çok da göremedik zaten. Selin burada yani. Gidebilirdi. Belki soru sorulabilir. Ama düğüne de gitti geçen. En yakın arkadaşı evlendi. Bilemedim. Özlem Öz gibi değil. Özlem Öz saklandı şu an. Kabuğuna çekildi. Ama Selin paylaşıyor. Yani gelen müşterileri vardı yine bugün. El sağlaşıyorlardı, kalpleşiyorlardı falan. Ama neden gitmedi? Ben birazcık bu olayları bağlıyorum. Yoksa giderdi. Sesin iddialarında yurt dışında yaşayan fenomenler olduğunu, bu tarzda yine zamanında paralar kazandığını falan. Evet, Eylül Öztürk'ten bahsediyorlar. Biliyorsun bu yurt dışında yaşayan fenomen. Evet, Eylül Öztürk de biliyorsun bir anda Amerika'ya gitti. Bir sürü yatırımlar da yaptı orada. Şimdi Eylül Öztürk'ü mizah videolarıyla tanıdı. Sonrasında bir anda güzellik salonu açtı o da. Amerika'ya gitti. Amerika'ya gittikten sonra o işte arkadaşıyla olaylarını duyduk. O onu ifşaladı, o onu ifşaladı. Önce bir kankilerdi. Sonra birbirlerinden nefret ettiler. Sonrasında Eylül orada bir sürü yatırımlar yaptı işte. Evler aldı. Hatta Eylül'ün üzerine çok iddialarla döndü o dönem. Şimdi tekrardan Sisi'lerin gündeminde. Diyorlar ki bunlar da o işi yapıyor mu diyor Sisi.
demiyor da sen nasıl bu kadar para kazandın diyor ama şu bir anda Amerika'ya gitti kısmı da yanlış. 4-5 sene burada güzellik salonları falan vardı yani. Ben o kadar tanımıyorum Eylül'ü. Bilenler bize bir anlatsınlar. Tekrardan yani, üstünden evet, konuşuruz. Ben Eylül'e az çok dönüyorum. Korona zamanında otobüste falan böyle kendi kendine... Sen mizah videoları çekiyordun. Skeçler çekiyordun. Evet. İşte korona ne zaman bitti? 2019. 2021. O zaman güzellik salonu açsa daha öncesine var mı bilmiyorum. 2 senede tabii dediğin olabilir. Ama Eylül güzel paralar da kazandı ya ama. Ya ben görüyorum işte benim de arkadaşlarım güzellik salonları var. Gittiğimiz doktorlar, cerrahlar var. Hiçbiri bu paraları kazanmıyor. Gerçekten bir anda nasıl bu kadar zenginleşiyorlar? Soru işareti hep bunlar. O zaman da fark ediyorduk ama öyle videolar çekiyorlar ki illüzyon oluyorsun. Aa diyorsun bu kadar kalabalığa bu kadar paralar kazanılıyordur. Sonra bakıyoruz altından bir sürü işte neler çıktı. Bilmiyoruz. Bana gelen bir iddia yok Eylül'le ilgili evet. Ama sizlerin şu an gündeminde. Evet bir de zaten galiba Müjde miydi? Müjde Hanım mı? Evet onunla arkadaşı. Evet arkadaşı vardı hatta onunla da baya böyle bir şeye girdiler. Çatışma haline. Çatışma yaptı hikayelerinde. Tabii canım o onun kocasını aldattı dedi. Evet, o evet, dedi evet. Bilmem hatta ne dedi. Hatta hamile döneminde galiba ilk Amerika gittiğinde de Müjde Hanım da kalmıştı. Evet evinde kalmış. Evet, bunu konuştuk zaten. Evet. Evet bunu konuştuk. Bir de dediğin gibi Dilan'la Eylül önceden arkadaşlardı. Dilan'la Eylül arkadaştı. Nezle Dilan arkadaştı. Ama arkadaş olması Banu hepsiyle arkadaştı. Nur Bilen var. Bir sürü var bu sektörde ismi yapmış güzellik sahibi insanları. Ama bu grupla asla irtibat halinde olmadılar. Çünkü onların hizmet ettiği kesin belli. Ama Dilanlar daha çok işin şov kısmındalar. Yani Özlem'de Malatyalı. Ümran güzellik salonu evet ki. Tam güzellik salonu ama birbirine çatışma halinde bu kadınlar. Yani tam bu tarza sahip olanlar böyle mıknatıs gibi birbirine çekiliyorlar. Bak gerçekten o kalitede bir kadınsan otomatik olarak bunlarla bir savaş haline giriyorsun. Bu küme gitgide büyüdü. Ve hepsi bunların araştırılacak. Dilan'la düğmeye basıldı. Dilan demek ki daha önce göz hapsine alındı ki bu duyum bana geldiğini aynı şeyi söylüyorum. Takip ediliyordu. Yani Dilan takip edildiğini bilseydi belki de bir dururdu. Ama yok. Yani dediler ki gelin bizi araştırın. Gelin bizi araştırın. Bakın biz bu parayı nasıl kazanıyoruz. Resmen bunu yaptı Dilan. Yani resmen bunu yaptı. Allah şaşırtıyor tabii bir saatten sonra. Böyle bir şey de var. Düşünemiyorsun. Sağlıklı. Şimdi dediğim gibi Dilan'ı diss atanlardan biri de Eylül. Hatta tek Dilan'ı diss atanlardan biri değil bu süreçte. Dilan'ın bazı çalışanları da Dilan'a diss atıyor. Kendi şubelerinin müdürleri veya oradaki işte yöneticileri. Bir senede olmayan bir günde olur demiş. Bu ne demek? Ne demek işte? Ne demek işte? Yani biz biliyorduk. Ortaya çıkmıyordu. İşte böyle bir günde masal biter demeye getiriyor herhalde. Ama ben bunların ismini göstermiyorum. Gerek yok bu insanlara. Sadece neler düşünüyorlar görmenizi istediğim için. Ben bir şey soracağım. Ben çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Sıla, Dilan, Can, Engin böyle birbirine girecekler. Girecekler mi? Evet. Girerler tabii ki. Yani giriyorlardır da zaten dediler ya sohbet odalarında sesler yükseliyormuş diye. Giriyorlardı daha da girerler diye düşünüyorum. Çünkü artık iş ciddiye gidiyor şu an. Ve girmesini de isteyenler olabilir ki yani iş daha çabuk çözülsün diye. Ne diyelim haklarında hayırlısı olsun herkes için. Nedir benim bu Mert Afra'dan çektiğim? Fanları bana kızmasın ama yani sadece düşünen sen değilsin. Gerçekten değilsin. Çünkü bakıyorum diğer sayfalardaki yorumlara falan. Sen geçenlerde ben sana soru sordum. Biz ondan başta gördük mü dedim değil mi? Görmedik dedik. Şimdi de yine gördük. Bana yakınen de daha farklı duyumlar geliyor. Hiç aralarında aşk var duyumu gelmiyor. Şöyle bir duyum geldi ama söyledim. Sonlara doğru yani artık bunlar aşk yaşamaya başladıktan sonra Mert Ramazan Demir Afra'dan soğumuş. Bildiğini soğumuş. Bu bir iddiadır tabii ki. Ama ben o öpüşme de bana geçmemişti. Teknede yakalandıkları. Dün akşamki restoranda normal oturdukları görüntü de bana geçmedi. Bundan sonra ilk kez görüntülendiniz. Neler söyleyeceksiniz? Bir ihanet olduğunu söyleniyor. Sizin haberiniz var mıydı o gecenin haftalığı? Peki dün akşam o yemekten çıktığımda arkadaşlar yazıyorsunuz ama Afra'ya bakarak arkadaşlar biz birbirimizi aşığız. Diyemez çünkü diye. Mert Ramazan başkalarıyla görüşüyor. Mesela dün PR'cılara kızdım. Yani bu kadar PR yaptınız. Niye dün akşam böyle bir şeyi de gerçekleştirmedi? En başından beri söylüyorum. Dizi biter, sanal aşk biter. Bana göre gerçek bir aşk değil, PR aşkı, dizi aşkı. Gerçek aşk olsa zaten dediği gibi dizisin elinden tutar, ortaya çıkarır. Ama Mert başkalarıyla görüşüyor zaten. Afra ile farklı bir ilişkisi, sinerjileri olabilir. Bak söylüyorum ama bana soğuduğunu söylediler. Bu bir duyumdur. Ama dediler ki Mert Afra'dan soğudu. Bir şey sorayım sana. Geçenlerde bir fan sayfası, ismini hatırlamıyorum o yüzden kusura bakmasın. Belki sen bulur koyarsın oraya. Bileklerden bahsetmişti paylaştığınız mekanda. Kırmızı bileklik ve yeşil bileklik. Yeşil bileklikler sevgilisi olmayanlar, kırmızı bileklikler de sevgilisi olanlar. Yani bana yanaşmayın diyenler. Hangi ünlümüz, bekar ünlümüz orada yeşil bilekliği takardı arkadaşlar? Takmazdı. Ya, takar mı hiç ya? Takmazdı. Kimse bana gelmesin. Ya ben hayır Mert'im, hayır. Ben... Her gün Mert bir yerde hemen hemen eğleniyor. Çevreden çekilen birinden gelen bir görüntü. Baktığınız zaman bu görüntüde bir şey yok. Gece mekanda öpüşüyor. Bu onların iddiası. Ben orada değildim. Bana gelen iddialara her zamanki gibi güveniyorum.
Ve ben Mert'in zaten bunu yaptığını çok iyi biliyorum. Bir de hayatının kimse yok. Niye öpüşmesin? Bekar bu çocuk. Bu arada bakın şunu çok söylüyorsun. Olaylar yüzünden Mert ve Afra'dan soğudum. Aslında bu olaylar yüzünden Mert ve Afra'dan gereksiz soğuyoruz. Çünkü onların hiçbir suçu yok. Onları fanlar yönlendiriyor. Bakın fanlar deyip gülüp geçiyoruz. 15 yaşındalar deyip gülüp geçiyoruz ama bu insanları yönlendiriyorlar. Ya doğru ya yanlış bilmiyoruz ama dizi izlensin diye ayrıldıklarını söylemiyorlar. Onların mobik baskı kuruyorlar. Hayatlarını birine sokamıyorlar. Bu yüzden işte Hande ile Kerem de bundan çok çekti. Ne zaman Hande Hakan'la ilişki yaşadı? Hande o zaman bundan sıyrıldı. Yoksa yok orada yok burada yok hala montunu giymiş de göz kırpmış da kemerini takmış da ayırmıyorlar. Ayırmıyorlar. Kurtulamıyorsun. Bize bile mobik yapmaya kalkıyorlar. Düşünsenize ya. Yazıklar olsun size ne istiyorsun? Yani ne isteyeceğiz? İsteyecek bir durum yok ortada. Ortada bir şey yok. Vardı bitti. Şu an ayrılar. Ha yarın bir gün aşkları yükselir tekrardan. Ben onu zaten çıkar söylerim. Demin ki tekrardan iyiler bunlar. Bunlar iyilermiş derim. Ama şu an yok. Yapmayın yazık. Gerçekten bu insanlara yazık. Evet çok seviyorsunuz. Siz de anlıyorum. Şipliyorsunuz. Ayırmak asla istemiyorsunuz. Ama bu insanlara zarar veriyorsunuz. Gerçekten zarar veriyorsunuz. O kadar kapılıyorsunuz ki bana bile anavrat küfür ediyorsun. Yani, bana da. Arkadaşlar ben inanmak zorunda mıyım? Ben pardon. İnanmak zorunda mıyım? Üzülüyorum. Size üzülüyorum. Git ders çalış. Kariyer planla. Ne bileyim bırak şunları sev izle destekle o ayrı. Tek bizimkiler değil Selena Gomez fanları falan da böyle. Tamam şeyi seviyorum. Dizi oyuncularının bu fan kitlerini seviyorum. Mesela şu an Feraben fanları Dilan ve Özenler gibilerinden bahsetmiyorum. Diğerlerinin böyle var mı fan? Var mı o eski güçleri Feramenlerin? Var birkaç tanesini aynen. Beş parmağımız geçer mi? Aynen. Geçmez. Yine dizi oyuncunun fanları beni besliyor. Hani bir etkileşim daha var. Çoklar tabii. Çoklar ya beni besliyorlar. Yani hakaret edenler bir avuç. Ötekiler beni kesmiyor. Onun hakkında üç yorum gelmiyor. Ama gir Mert'le şeyi, Hande ile Hakan'ı, Dilan'la Engin'i, ne bileyim başka söyle Özlem'le kocasını çat çat çat. Dizi bittiği zaman ben bu ikiliyi yan yana göreceğimizi asla düşünmüyorum. Bana anlatıyorlar, öpüştü diyorlar, sarıldı diyorlar, dans etti diyorlar. Bu isimlerin hiçbiri maalesef Afra değil. Soğuması da bu arada çok normal Mert'in Afra'dan veya Afra'nın Mert'ten. Çünkü 7/24 sette çalışıyorlar. Bunun da bir etkisi olabilir. Sabah akşam beraber de olmak istemeyebilirler. Bunu da anlıyorum ama başta vardı ama sonra soğumaya geçmiş bu ilişki. Afra yay kadını ya. Yay kadını galiba değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorsam. Yay kadınları daha umursamaz diye biliyordum ben ama Hande de mesela yay kadını galiba. Hande de şey bir ilişki istedikleri zaman direniyorlar o ilişkide kalmak için. Bilmiyorum bazen hayırlısıdır bırakıp gitmek. Şunu diyenler var. Afra karmasını mı yaşıyor? Mert Yazıcıoğlu'nu biliyorsunuz. Mert Ramazan için bırakmıştı. Mert Ramazan ise durmadan başka kızlarla eğleniyor, takılıyor, hayatını yaşıyor. Acaba gerçekten Afra karmasını mı yaşıyor? Bana sorarsanız evet. Şöyle bir şey de var. Aşkın bittiği yerde durmaya gerek var mı? Sen artık bir şey hissetmiyorsan ve buradaki adamından hoşlanıyorsan da bu ilişki bitmeli yani. Bence kandırmaktansa, aldatmaktansa değil mi? Ne yapmak lazım? Bırakıp gitmek en doğrusu. Şey gibi. Hani Esin aldatıldın dedi ya. Sabahına gitti canlı yana katıldı. Onun gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Çok üzgün olsan yataktan çıkamazsın. Ve paylaşmadan önce 40 kere düşünürsün. Hemen reaksiyon vermezsin. Gerçek sevsen. Gerçek sevginin reaksiyonları farklıdır. Mesela Tuba ikinciyle kavgası var. Tuba ikinci hiç bu konuda haklı olacağını düşünmezdim ya. Yani. Mesela orada bir şey söylüyor. Tek doğrusu da bence o. Diğerleri adamı biraz... itibarsızlaştırdı. Yani sen sevseydin. Evet. Paylaşmazdı. Paylaşmazdı. Hatta biz seninle beraber bu konuyu konuştuk. Evet. Sen dedin ki Allah korusun benim evet. başıma böyle bir şey gelse. Evet. Herhangi bir şey yapsam sen paylaşır mıydın dedim. Evet. Ben de dedim ki ben seni paylaşmazdım. Acımı 2-3 gün yaşarım. Storylerde de çok belli etmem. Haberimi yaparım. Ama buraya gelirim dedim ki artık bir ses yok arkadaşlar. Şöyle seni paylaşırdım. Sen benden ünlü olursun ve senin etkileşimine yani ihtiyacın vardır. Oha şimdi inanın görüntüsünü paylaşırsan etkileşimim üzerine etkileşim katarım. Buna ihtiyacım varsa yaparım. Hani orada sevgi aşk benim çok umurumda değil. Ama bak yine aynı şeyi söylüyorsun. Sevgi aşk yoksa bunu herkes yapar. Onu diyorum işte. Ama sevgi aşk yoksa ben isterse ne diyorum? Çok iyi etkileşimim olsun ben dedim. Senden. Ben sen onu diyorsun ben ne dedim? Abi mesela çok iyi etkileşim var diyorsun. Doğuş Çabakçı'yla Begüm Çabakçı. Tamam. Neden ayrıldılar? İhanetten. Ama hiçbir görüntüsünü ve hiç herhangi bir olayını paylaştın mı? Paylaşmadım. İki çocuğun babası çünkü. Hem de ona da bir yararı yok ki. Yok yani. Ona da bir etkileşim katmayacaktı. Ne katardı? Ah vah Begüm derdik. O kadar. Doğuşu da bir daha görmek istemezdik. Yani bu adam senin için bir şeyler yapmış etmiş. Tamam bir hata yapmış. Bu adama en verecek şey gidip mahkemeye gidip boşanmak. Yani. Şimdi Esin Bilal Hancı sayesinde tanımış bir kadın. Öncesi işte benim stilimdeydi. Oradaki hemen hemen her yarışmacı farklı bir gözle bakıyor. Çünkü bunu bize siz sağlıyorsunuz. Hancı ile daha başka bir kategoride oldu. Evlendi. İşte kafalar zaten çok seviliyordu o dönem. Şimdi artık o şeyleri yok. Ama yürütemedi. Neden? Çünkü ben her zaman dedim evlilikte yoktu. Değişik bir kadındı yani. Değişikti.
O yüzden dedim bana geçmeni zaten. Gerçekten bak senin öyle bir görüntün bana gelse iki gün ben kardeşi falan şey yapar. Döndürürler burayı. Ama onun dışında ne video çekebilirim. Bir de canlı yayına gideceğim. Sabah kalkacağım hazırlanacağım falan. Beni aldattın. Yani imkanı yok bak imkanı yok. Hatta bugün bana bir iddia geldi. Nafaka için şu an görüşmeler başlamış. Esin nafaka talep ediyormuş. Bu bir iddia. Ve buradan neye geçiyoruz? Hadi oyunculardan konuştuk. Kıvanç ile Serena ile ilgili bir iddia geldi. Kapanışta böyle yapalım. Geçen videoda kapanışı Kıvanç ve Başak'la yapmıştık. Başak'ın duruşları... hani böyle bir seni yerim bakışlarını. Biz anlayamadık demiştik. Çok enteresan bana bu hafta çalışanların gözüne çarpan bir detay geldi. Onu hemen burada söylemek istiyorum. Bunu da ilk defa burada söylüyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ geçen günlerde Nike arıyor. Seray Sarıkaya'ya Nike'ın şu modelini istiyorum diyor. Evine gönderilsin diyor. 41,5 numarasını poşetliyorlar. Bu poşetin üzerinde de Serenay'ın adı yazıyor. Yani o poşetin üzerinde de Serenay'ın adı yazıyor. Zaten Serenay'ın adı yazıldığı için bunu bayağı bir kişi görüyor orada. Bir hafta sonra Nike'ın bu aynı modeli yine Kıvanç Tatlıtuğ tarafından bu sefer 40 numara olarak Başak Dizer'e sipariş geçiliyor. Ve yine poşetlerde Başak Dizer olarak yazıyor. E'si. Şimdi bu bir iddia. Önce onu söyleyeyim. E'sine gelirsek Nike'la bir işbirliği vardır. Veya ne bileyim bir modeli beğenmiştir. Serena ile Başak da görüşüyordur. Her şey çok süt limandır arkada. Ben bazen bir şey alırdım. Bize geçti mi de. Hem lisesi alırdım hem cesi alırdım. Beraber çalıştığında artık aile oluyorsun. Partner olduğun zaman gerçekten artık aile oluyorsun arkadaşlar. Masumane bir şey de olabilir. Masumane zaten. Ama başka açıdan da değerlendirebiliriz. Yani sen... Geçen hafta konuştuk değil mi? Söyle. Yani ben de duyduğum zaman konuştum. Tamam sen geçen hafta ne dedin? Alışveriş yaparken bile abisini gönderir kendi yapmaz dedin. Bravo. Kıvanç bu kadar salak yani. Serena'ya ayakkabı alacak. Bir hafta sonra gidecek aynı ayakkabıyı. 40 numarasını başa alacak. Eşine. Bunlar biliyorsun arkadaşlar. Belki de şöyle oldu. Başak, Serena üçü Kıvanç'la beraber oturuyorlardı. Set arasındalardı. Şu ayakkabıyı alacağım dedi Başak. Nasıl dedi? Aa çok güzelmiş dedi. Bir baksana al bir bakalım dedi. Dur o zaman ben alayım dedi Kıvanç. Atladı. Hemen Serena yanına başladı. Ha dediğin gibi. Şu ayağında Başak Hanım gördü ve Başak Hanım dedi ki ben de istiyorum. Olabilir. Serena'ya gönderiyor ama Kıvanç. Tamam nereye gönderecek? Sete niye göndersin? Serena'nın evine gönderiyor. Tamam böyle masumane bir durum da olabilir. Masumane bence. Ama Gözü diyor ki. Ne diyor Gözü? Başak hep Serenay sorularında kaçıyor farkında mısınız? Kaçar çünkü araları o... bu kadar iyisi niye kaçıyor? Yok. Ailecek neden görüşmüyoruz? Biz çok iyiyiz neden demiyor? Yağmurcuğum bir şey söyleyeceğim. Sana devamlı birisi gelip İlhan şu kadınla beraber, şu kadınla beraber. Ya niye sen bunu cevaplandıracaksın? Zaten Serenay'ın şey zaten Serenay'ın geçen hafta hayatında yabancı bir adam ama yabancı nereden çıktı? Yaşlı bir adam olduğu yani New York'ta görüldüğü söylendi ama Serenay bu. Dediğin gibi yani ben de böyle bak ilk söyledikleri zaman acaba aldatıyor mu diyemedim çünkü dış ses bana geçen hafta yani bize 3 gün önceki videoda dedi ki temkinlidir Kıvanç. Hatta konuştuk açık aslında, vermez dedik. Evet. Biz açık vermez diye maşallah buçuk nazar boncuklar dağıtırken buralarda Kıvanç'ın gidip böyle bir şey yapması saçma olur. Ama olabilir değil mi? Olabilir. Olamaz canım. Başak şimdi ayakkabıyı görüp Başak ayakkabı geldi. Baktı Serenay'ın ayağında da var. Serenay sen ne zaman aldın? Ben geçen hafta aldım. Aa ben de bu hafta. Yani şu, değil mi öyle bir riske bile yani giremez. Şuna bir riske girer mi arkadaş? Belki Serenay ile Başak gerçekten çok iyi ya farkında değilsiniz. Neyse bilen başka bir şey varsa bu konuyla ilgili bana söylesin. Ama eğer dediği gibi çok masumane bir şeyse de o zaman onu da burada söyleyelim. Kıvanç'ın gönlünden kopmuş. Nike'ın şu modelini 1.41,5 olarak Serenay almış. 40 numara olarak da karısı Başak Dizer'i almış. Bir şey söyleyeceğim. Banu Parlak'tan bir haber geldi. İfadesini verip çıkmış mı? Aynen öyle. Ama iddia doğru yani. Bir daha taklit yapmaz işte. O da buna ders olur. Dediğim gibi ben hiçbir kadını kelepçeli görmekten keyif almıyorum. Kadının koluna gerçekten tek olması gereken materyal altın bilezik veya gümüş bilezik. Ama ne diyeyim? Maalesef işte her koyun kendi bacağından asılıyor. Ama tabii ne istiyoruz? Hiçbir suçta cezasız kalmasın ki örnek teşkil etmesin. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone gelmiyor. Like de atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kaçıyor muyuz? Kaçıyoruz. Bay bay. De günah almayalım ya şu anlamda diyeyim. Şimdi kafalar karışmadı. Kafalar karışmadı da dekorlar karıştı. Herhalde gün patlayacak. Ortaya çıkartırlarsa konuşurum. İnancım Allah Allah. Bu sefer gitti galiba.